Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, katı cisimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzla birlikte artık katı cisimlerin konu anlatımını bitireceğiz. Ve sonraki videoda soru çözümünde devam edeceğiz arkadaşlar. Dik konuya geldik. Koni ne demek arkadaşlar? Bu şekilde bir şapkaya koni diyoruz, tamam mı? Zaten tabanı bir şey oluyor. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Koni silindirin üçte biridir. Ne demek istiyorum? Bakın şunu silindire tamamlayabiliriz. Bakın eğer bunu bu şekilde aklınızda tutarsanız asla unutmazsınız. Hocam çok formül var, hepsini nasıl ezberleyeceğim diyorsanız arkadaşlar, şöyle bir silindire tamamlayabilirim, tamam mı arkadaşlar? Bakın silindire tamamlarsanız bu bir silindir oldu. Yani silindirin üçte biri oluyor arkadaşlar. Öyle aklınızda tutun. Tamam, çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, yüksekliği h, yarıçapı r. Şuraya l diyelim, özür diliyorum, ben bunu yanlış yazmışım arkadaşlar. Burası l olsun, tamam. Burası da l, burası da l. A'ya L deyin lütfen. Öncelikle arkadaşlar burada bir Pisagor var, bunu biliyoruz. R kare artı H kare eşittir L kare. Bunu biliyoruz zaten. Hacim nasıl bulunuyor? Silindirin hacmi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Bana söyler misiniz? Hocam pi R kare çarpı H. Bu neydi? Silindirin hacmi. Koni ne? Silindirin 3'te 1'idir. Yani ben silindiri 3'e bölsem, silindirin hacmini 3'e bölsem neyi bulurum? Koninin hacmini bulurum. Bu kadar. Yani silindirin hacmini zaten biliyorsunuz. Pi R kare çarpı H. 3'e bölseniz koninin hacmini buluyorsunuz. Yanal alan. Arkadaşlar yanal alan pi r l'dir. Pi çarpı r çarpı l. Yani pi çarpı r çarpı l. L burası oluyor arkadaşlar. Bize neyi veriyor? Yanal alanı veriyor. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Yan yüzeyin temizliği pırıl pırıldır. Pırıl pırıldır. Ben bunu bu şekilde öğrenciyken aklımda tutmuştum arkadaşlar. Yanal alan pırıl pırıl. Dikoni. Yanal alan pırıl pırıl. Pi r l. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Bir de arkadaşlar bu dikoniyi açtığımız zaman, yani şöyle kesip açtığımız zaman şöyle bir şey oluşur değil mi? Bakın bu da önemlidir. Bu da önemlidir. Ne yapıyorum? Hani silindiri kesiyorduk, açıyorduk ya. Ben bunu açarsam, şöyle bir makasla kesip açarsam, eğer bunu düşünemiyorsunuz arkadaşlar, kağıt üzerinde lütfen yapın. Bakın açtığım zaman şöyle L buraya geliyor. Şöyle alfa derecelik bir yarı çap oluyor. Bir şey oluyor. Yay çıkıyor. Yani şöyle kesip açtığımız zaman bir yay çıkıyor. Burada bilmemiz gereken arkadaşlar olay şudur. Bunu lütfen unutmayın. R bölü L eşit alfa bölü 360'tır. Bunu her zaman aklınızda tutun. Bu formüllerin hepsini yazın. Duvarınıza açsın. R bölü L eşit alfa bölü 360 oluyor arkadaşlar. R koninin, yani tabanın yarı çapı. L burası oluyor arkadaşlar. R bölü L eşittir. Açılmış halinin açı ölçüsüne alfa diyoruz. Alfa bölü 360. Unutmayın. R bölü L eşittir. Açılmış hali alfa bölü 360. R bölü L eşittir. Açılmış hali alfa bölü 360. Yani koniyi açtığımızda bir açı oluyor ya. Alfa bölü 360 neye eşitmiş? R bölü L'ye eşitmiş. Bunu da unutmayın. Çok güzel. Şimdi başlayalım. Şuradaki koninin hacmini soruyor. Hocam valla silindirin hacmi pi r kare çarpı h'ti. Ben bunu 3'e bölsem koninin hacmini bulurum. R'yi vermiş mi? Valla 4 vermiş. Valla. H'ı vermiş mi? Vermemiş. Panik yok. Panik yok. H nedir? Silindirin yüksekliği burasıdır. Valla. Burası yarı çap 4. 3, 4, 5 özel üçgeni. Yükseklik 3'müş. Valla budur yani. 3'ler gitti. 4 kere 4. 16 pi. Yani hacmi 16 pi'dir. Bu kadar. Zor düşünürsek yapamayız sevgili arkadaşlar. Kolay düşünmemiz lazım. Bir koni verilmiş. Dikoninin yanal alanının taban alanına oranı kaçtır? Şimdi öncelikle yüksekliği bulalım mı sizle? Yüksekliği bulalım arkadaşlar. Şöyle bir şey çektim. Dik oldu. 5, 12, 13. Yükseklik kaçmış? 12'ymiş. Yanal alan. Arkadaşlar yanal alan konide nasıl bulunuyordu? Pırıl pırıl. Unutmayın. Pırıl pırıl. Pirele. Peki taban alanı nasıl bulunuyor arkadaşlar? Taban alanı. Tabanı zaten bir dairedir. Değil mi? Pi r kare. Bunların birbirine oranını soruyor. R nedir? Arkadaşlar 5'tir. L nedir? L burası oluyordu ya da burası 13'tür. Öyle değil mi? Evet. Çarpma var burada. R nedir? Valla 5'tir. Bitti. Bu ikisini birbirine oranla demiş. Oranlıyorum. Değil mi? Yanal alanın taban alanı oranı kaçtır demiş. Valla piler gidiyor. Buradaki 5 buradaki kareyi getirdi. Cevabımız 13 bölü 5'tir. Bu kadar. Şimdi buraya geldik. AT 12. T merkezli yarım çember A ve B noktalarının bir araya gelecek şekilde kıvrılarak bir dik koni oluşturuluyor. Oluşan dik koninin hacmi kaçtır? Şimdi ben size ne demiştim arkadaşlar? Unutmayın. Unutmayın, unutmayın. R bölü L neye eşitti? Alfa bölü 360. Unuttunuz mu yoksa? Şimdi bakın ben bunu şöyle yapayım. Burada bir koni var. Normalde biz bir koni
Açtığımızda arkadaşlar bakın şöyle bir koni var elimizde. Ben bunu açarsam yani kesip açarsam ve buraya R diyelim, şuraya L diyelim. Şöyle bir şey oluşacak arkadaşlar. Şöyle bir şey oluşacak. Öyle değil mi? Evet. Şöyle bir şey oluşacak. Ve burada bir alfa açısı oluyordu. O zaman biz ne diyorduk? R bölü L, R bölü L eşittir. Alfa bölü 360 diyorduk. Hatırladınız mı? Bunu unutmayın, önemlidir demiştim. Şimdi biz bu dik koniyi arkadaşlar açtığımızda böyle bir şey oluyormuş. Yani normalde bunu açtığımızda şöyle bir şey olmasını beklerdik. Şöyle bir şey olmasını beklerdik. Şuradaki açı alfa. Ama buradaki açı ne olmuş arkadaşlar? Buradaki açı 180 derece olmuş. Görüyorsunuz. Yani alfa değil. Demek ki öyle bir açılmış ki şöyle açılmış arkadaşlar. Mesela biraz daha şöyle, biraz daha geniş oldu. Tam açarsak derken yani bunu açtığımızda şöyle bir şey oluyormuş arkadaşlar. Öyle oluyormuş. Sevgili arkadaşlar burada bu koninin yarıçapı nedir biliyor muyuz? Valla bilmiyoruz. Yarıçapını bilmiyoruz, doğru mu? O zaman ben şunu biliyorum. R bölü L, R bölü L eşittir alfa bölü 360'tı. Bunu biliyorum. R'yi bilmiyorum ama L'yi biliyorum. Bakın L kaç? 8. Çok güzel. Alfa kaç? 180. Arkadaşlar çok da önemli bir soru değil ha. Lütfen moralinizi bozmayın. Bakın şunu şuna bölsek 2 olur. Buradan R'yi 4 buluyoruz zaten. 8 bölü 2 4. Tamam. Demek ki oluşacak koninin yarı çapı 4'tür. Koninin hacmini soruyor arkadaşlar. Koninin hacmi pi r kare bölü 3 ile bulunuyordu. Pi çarpı 4'ün karesi pi r kare çarpı h. H'ı da bulmamız lazım. H ne oluyor bu durumda arkadaşlar? H ne oluyor? H'ı bulun bana bakalım. Burada bir Pisagor'dan bulacağız. Zaten burası arkadaşlar 30, 60, 90 özel üçgeni çıkıyor. Nereden biliyorum? 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katı oluyordu. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. Ya da h kare artı 4'ün karesi eşittir 8'in karesinden. Burayı 4 kök 3 bulursunuz. H da 4 kök 3'müş. Şu an ne yaptım? Pi r kare çarpı h bölü 3 bize neyi verecek? Bu koninin hacmini verecek. O zaman ne oluyor? 4 kere 4 16 çarpı 4 64. 64 kök 3 pi bölü 3 gibi bir şey çıktı sevgili arkadaşlar. Umarım işlem hatasını yapmamışımdır. Ama önemli bir soru mu? Hani moralinizi bozmayın. Bazı sorular zor oluyor. Yani algılanması zor oluyor. O öğrencinin moralini bozuyor. Lütfen moralinizi bozmayın. Tam istikamet devam. ABC dik üçgeni verilmiş. Buranın 10, buranın 8 olduğunu söylüyor. Dik üçgen. ABC dik üçgeni AC doğrusu etrafında 360 derece döndürdüğünde oluşan dik koninin hacmi nedir? Arkadaşlar zaten bakın. Şu üçgeni bu doğru etrafında döndürürsek ne oluşur? Bir koni oluşur değil mi arkadaşlar? Şöyle çizeyim. Şöyle güzel çizeyim. Şöyle bir koni oluşur. Nasıl bir koni oluşur? Aha. Şöyle bir koni oluşacak. Koninin hacmi değil mi arkadaşlar? Yani etrafında döndürdüğümüzde bir koni oluşur. Şimdi bu koninin hacmi nasıl bulunuyordu? Hocam biliyorum. Pi r kare çarpı h bölü 3 ile bulunuyor. R verilmiş mi? Valla verilmiş. 8. R'si 8. H 10'dur. Onu da Allah razı olsun vermişler. Ha, budur arkadaşlar. Çok ilginç sonuçlar çıkıyor ya. Demek ki yanlış yazmışsın bazı yazıya arkadaşlar. Pi r kare çarpı neyi soruyor? Hacmini soruyor. Evet. 8 kere 8 64 çarpı 10 640 pi bölü 3 gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Tamam. Buradaki temel mantık şudur. Konunun temel mantığını öğrenmek arkadaşlar. Sonuçlar falan bizim için önemli değil. Küreye geldik. Arkadaşlar küreyle ilgili soru gelme ihtimali daha yüksektir. Genelde öyle oluyor. Arkadaşlar küre ne demek? Bir top. Bildiğimiz futbol topu var ya, o küredir. Dünya mesela küre. Şimdi küre alanı 4 pi r kare ile bulunur. Yani küre ile daireyi karıştırmayın. Bakın daire ne demek? Daire. Şöyle bir şeye daire diyorduk. R yarıçap, disk, çember arkadaşlar. Yani bu düzlemseldir. Bir disk gibi düşüneceğiz. Ama bunu 3 boyutlu hale getirdiğimiz zaman bir top oluyor. Mesela bunun alanı pi r kareydi. Onunla karıştırmayın. Küre bambaşka bir şeydir. İçi boştur arkadaşlar. İçinde boşluk var. Güzel. Şimdi burada alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar? 4 pi r kare ile buluyoruz. Hacmi de 4 bölü 3 pi r küp. Bence bu ikisini alın. Ezberleyin gitsin. Zaten siz bir sınava giriyorsunuz arkadaşlar. İspatlarına burada değinmeyeceğim. Çünkü hani zaten hani alın. İki tane formül var arkadaşlar. Hacmi nasıl bulunuyor? 4 bölü 3 pi r küp. Alanı ise, yüzey alanı ise 4 pi r kare ile bulunuyor. Bu kadar. Bunları bilmeniz yeterli. Hemen buraya geldik. Yarıçap 12 santimetre olan kürenin yüzey alanını ve hacmini hesaplayınız. Yüzey alanı 4 pi r kare ile bulunur. Yüzey alanı. Hacim ise, hacmi v ile gösteriyoruz arkadaşlar. 4 bölü 3 pi r küp ile bulunuyor. Bak ben nasıl biliyorum? Siz de aynen bu şekilde bilin. R ne? Yarıçapı da 12. Yani buraya 12 yazacağım arkadaşlar. Şuraya 12 yazacağım. Tamam. Hesaplayın. Ne oluyor? 144 çarpı 4 siz bulun.
4 bölü çapı siz bulun. Size bıraktım artık. Tamam. Yarı çapı R olan yarım küre şeklindeki tas su ile doludur diyor. Taban yarıçapı R birim olan içi boş silindirin içine tasın içindeki su boşaltıldığında suyun yüksekliği 10 santimetre oluyor. Göstermiş zaten. Buna göre tasın ve silindirin yarıçapları sırasıyla kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, şimdi bakın ne yapmış? Bu tasın içi neymiş? Suyla doludur. Bu tası bunun içine doldurduğumuzda, bu bardağın içine doldurduğumuzda yüksekliği 10 oluyormuş. O zaman buradaki hacim buradaki hacime eşittir. Neden? Çünkü buradaki su miktarı buraya gelmiş. O zaman buradaki hacim ne arkadaşlar? Küpün kürenin hacmi nasıl bulunuyordu? Hocam 4 bölü 3 pi r küp. Ama burada yarım küp olduğu için yarısını alacağız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ya da 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yarısını alacağız. Çok güzel. Tabi r'yi küçük r olarak vermiş. Bu neye eşit olacak? Şuradaki suyun hacmine eşit olacak. Silindirin hacmi pi r kare çarpı h ile bulunmuyor muydu? Evet. Yani pi çarpı r kare çarpı h. Suyun yüksekliği ne olmuş? 10 olmuş. İşte burada neyi bulacağız? R'yi bulacağız. Bulalım bakalım başımıza ne gelecek sevgili arkadaşlar. Bakıyorum. Şuradaki pi ile şuradaki pi sadeleşti. Güzel. Başka. 4 ile 2'yi sadeleştim. 2 oldu. R küp ile R kareyi sadeleştik. Burada R kaldı. 2R bölü 3 oldu sol taraf. 2R bölü 3. Sağ tarafta da sadece 10 kaldı. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. 3 kere 5 15. R eşittir 15. Yarı çapı 15'tir diyeceğiz. Şekildeki bir yarım küre içine çizilebilecek en büyük koni verilmiştir diyor. Buna göre dik koninin hacminin yarım kürenin hacmine oranı kaçtır? Arkadaşlar bakın bu dik koni ile yarım dairenin yarı çapları ortaktır değil mi? İkisinin yarı çapları da R diyeceğiz. O zaman koninin hacminin yarım kürenin hacmine böleceğiz. Böleliyim. Koninin hacmi neydi arkadaşlar? İkisinin bakın burası ne? Bana söyler misiniz? Koninin yüksekliği ne? Şimdi burası yarım küredir arkadaşlar. Burası kürenin yarı çapı ise burada kürenin yarı çapı olduğu için yükseklik R oluyor. Anlaşıldı mı? Koninin hacmi nasıl bulunuyordu? Koninin hacmi. Koninin hacmi pi R kare çarpı H bölü 3 ile bulunuyordu. Anladınız mı? Yani pi çarpı R kare çarpı H ne? H da R'dir bölü 3. Bu ne? Koninin hacmi. Koni. Bir de aşağıya da kürenin hacmini yazacağım. Kürenin hacmi nasıl bulunuyordu? Hocam 4 bölü 3 pi r küp. Tabi burada yarım küre olduğu için 1 bölü 2 ile çarpacağım. Yani yarısını alacağız. O zaman başlıyorum. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı pi r küp. Bunun buna oranı kaçtır diye sormuş. Bölelim sevgili arkadaşlar. Bakalım kaç oluyor. Bakın. Şimdi yukarısını şöyle yazalım isterseniz. Pi r küp oldu orası. R küp bölü 3 oldu. Aşağısında ters çevirip çarpalım. Payda 2 kere 3 6 6 yukarı fırlıyor. 4 pi r küp. 4 pi r küp. Pi r küp buradaki pi r küpü götürdü. 6'yı 3'e böldüm 2. 2 bölü 4 çıktı. O da 1 bölü 2'dir. Yani sonucumuz 1 bölü 2 çıkıyor. Sevgili arkadaşlar bir de öğrencilerin kafasını karıştırdığı bir yer var arkadaşlar. Yani öğrencilerin gerçekten zorlandığı bir yer var. Küreden bir kesit alırsak neler oluyor? Küreden bir kesit alırsak neler oluyor? Yani burada bir küre var. Kürenin merkezinden h birim uzaklıktan bir kesit parçası yani şuradan kesiyoruz, atıyoruz. O zaman buranın alanı nasıl bulunur? Arkadaşlar zaten buradan bakın ben soru üzerinde direkt göstereyim. Soru üzerinde göstereyim. Çok güzel anlayacaksınız çünkü. Yarı çap 10 santimetre olan bir küre merkezinden 5 santimetre uzakta bir düzlemde kesiliyor. Oluşan kesitin alanı kaçtır? Arkadaşlar bakın ben size örnek üzerinde göstereyim. Çok güzel anlayacaksınız. Bakın ben şöyle güzelce bir küre çizeyim. Bu ne? Bir küre arkadaşlar. Çizebildiğim kadar çiziyorum. Merkezi şurası. Yarı çapı kaçmış kürenin? 13'müş. Tabii bir küreden bahsediyoruz. Bu bir daire değil arkadaşlar. Şöyle bir toptur. Anlaşıldı mı? Ne yapacakmışım? Merkezinden 5 santimetre uzaklıkta bir yerde bunu düzlemle kesecekmişiz. Keselim arkadaşlar. Kestiğimizde şöyle bir şey olmaz mı? Bakın kesiyorum şu an. Şöyle bir şey olmaz mı? Ne biçim çizim ya? Allah belasını vermesin. Tamam. Kestik. Artık şurası yok sevgili arkadaşlar. Bakın artık şurası yok. Bunlar yok. Şöyle ben silebilecek miyim bakalım. Tamam. Şimdi burada ne oluşuyor sizce? Yani şurası nedir arkadaşlar? Topun üstüne baktığımızda burası da bir daire olmaz mı? Bir daire olur. Şimdi yandan baktığımız için burası biraz yassı gözüküyor ama orası tam bir dairedir.
Yani bir topun üst kısmını kestiğiniz zaman şöyle bir yuvarlak halka oluşur arkadaşlar. İşte bunun yarı çapını bulmaya çalışıyoruz. Peki nasıl? Sevgili arkadaşlar, öncelikle şuradaki yarı çapı bulursak olayı bitiririz, tamam mı? Şu kesit kendisi bir çemberdir zaten, bir daire oluyor. O kesitin alanını soruyor arkadaşlar, öyle değil mi? Şimdi ben bunun yarı çapını buluyorum. Kürenin yarı çapı nedir? 13'tür. Bu da kürenin yarı çapıdır arkadaşlar. Doğru mu? Burası da 13 birimdir. Kürenin yarı çapı. Bakın burada ne çıktı? 5, 12, 13 özel üçgeni çıktı. Demek ki burası, yani kesitin yarı çapı 12 oluyor. Kesitin alanını soruyor. Kesit kendisi şöyle bir dairedir arkadaşlar. Yarı çapı 12 olan bir dairedir. Dairenin alanını biz nasıl buluyorduk? Pi r kare ile buluyorduk. R de 12'dir. Eyvallah. Valla bulmuşum. Yani 144 pi oluyor sevgili arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir valla mahvolduk. Burada bir kaos ortamı var. 6, 10 bilmem ne. Kürenin merkezinden 6 santimetre uzaktaki kesit alanı taban kabul eden ve kürenin içine sığdırılabilecek en büyük hacimli silindirin hacmi kaçtır diye sormuş. Bir küre vermiş sevgili arkadaşlar. Burası bir kesit olduğunu söylüyor. 6, 8, 10 özel üçgeni olduğunu görüyorsunuz. Tamam. Ondan sonra. Şimdi arkadaşlar burası 6 birimse, bakın şurası 6 birimse, silindirin yüksekliğine ulaşmaya çalışıyorum, tamam mı? Şöyle çekersem, şurası da 6 birim olmaz mı? Evet, yani kürenin özellikleri arkadaşlar. Bir bardak var, düz bir bardak, düz bir top. O zaman silindirin yüksekliği ne oldu? 6 artı 6, 12 oldu. Yükseklik belli. Peki silindirin yarı çapı kaç? Valla 8. Silindirin hacmi ne oluyor o zaman? Silindirin hacmi pi r kare çarpı h ile bulunuyordu. Yani pi çarpı r ne? 8. 8'in karesi çarpı h ne? 12. İşte bunu hesaplarsanız arkadaşlar, hesaplamayı size bırakıyorum. Cevabımız bu kadar basit. Yani zor düşünmeyin diye bu soruyu koydum. Şekildeki yarım daire AB çapı etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar zaten bakın şu yarım daireyi bu doğru etrafında döndürürsem ne oluşur? Bir küre oluşur değil mi arkadaşlar? Nasıl bir küre oluşur? İşte alın size, şöyle bir küre oluşacak. Yani bir top oluşacak ha. Neyi sormuş? Oluşan cismin hacmi. Kürenin hacmini soruyor. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küple bulunmuyor muydu arkadaşlar? Evet. R'si ne? 6. Buraya 6 yazacağım kendime. Bunu hesaplayayım istersen. 4 bölü 3 pi çarpı 6'nın küpü ne? Valla mahvolduk. 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. 6'yı 3'e böldüm. 2. 6 kere 6 36. 36 çarpı 2 72. 4 kere 72 kaç eder? 4 kere 2 8. 4 kere 7 28. 288 pi sonucuna ulaşıyoruz. Bu kadar. Yarı çapı 12 santimetre olan kürenin merkezinden O1, O2 eşit. Yani şurada arkadaşlar bir küre vermiş. Bir tane de koni içine yerleştirmişler. Şurayla buranın eşit olduğunu söylüyor. Yarı çapı 12'ymiş. Kürenin yarı çapı 12. Bunu da unutmamamız gerekiyor. O1 noktasından geçen kesit alanını taban olarak kabul eden küre içindeki dik koninin hacmi en fazla kaç santimetredir? Yani bu dik koninin hacmini soruyor arkadaşlar. Kürenin yarı çapı 12 santimetre değil mi? Yani şurası 12 ise 6, 6 olmayacak mı? Evet. O zaman sevgili arkadaşlar izleyin. Bu arada kürenin yüksekliğini de bulabiliriz arkadaşlar. Koninin, bakın şuradaki koninin yüksekliğini bulabilirim. Yani şu yarı çap oluyor. Burası yarı çap. Yarı çap 12. 12 vermiş. Yarı çap 12. Bakın kürenin yüksekliği kaç çıktı şuraya kadar? TO1 12 6 daha 18. Yani koninin yüksekliği 18'dir. Bu burada kalsın. Bir de koninin yarı çapını, yani tabanın yarı çapını bulalım. Taban bir daire ya arkadaşlar. Kürenin yarı çapı olmuyor mu bu? Evet. Kürenin yarı çapı 12'dir arkadaşlar. Burada bir dik üçgen var. R dersek buradaki R'yi bulabiliriz. R kare 6, 6'nın karesi eşittir 12'nin karesinden R'yi bulabiliriz. Ama ben artık bak çok çalıştığım için, çok fazla soru çözdüğüm için pratiğim. Arkadaşlar dik üçgende dik kenarlardan biri, pardon, hipotenüs dik kenarlardan birinin iki katı ise bu 30, 60, 90 üzeri üçgenidir. Yani burası 30, 60 olduğu aşikar. Çünkü 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 2 katı 12 oluyor. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 6 kök 3. Yani bu koninin yarı çapı da 6 kök 3'müş. Şimdi koninin hacmini soruyor arkadaşlar. Koninin hacmini nasıl buluyorduk? Pi r kare çarpı h bölü 3 formülüyle buluyorduk. Yani ne oluyor? Pi çarpı r'yi ne bulduk? 6 kök 3. 6 kök 3'ün karesi kaç eder? 36 çarpı 3, 108. Evet, 108 çarpı h ne? 18 bölü 3. Böyle saçma bir şey çıktı arkadaşlar. 18'i 3'e böldük. 6 mahvolduk olaya. 6 kere 8 48, 6 kere 0 0 4 6, şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Sonuç önemli değil. Önemli olan mantığını kavramanız. Evet sevgili arkadaşlar.
Konu anlatım bitmiştir. Artık bir sonraki videoda sorulara geçeceğiz. Bu arada piramitleri anlatmadım arkadaşlar. Sadece piramitleri anlatmadım çünkü son yıllarda ÖSYM piramitlerle ilgili soru sormadığı için ben de dedim ki anlatmayacağım. Çünkü piramitler çok kafa karıştırıyor arkadaşlar. Genelde prizmalar, koni, silindir, küre bunlarla ilgili sorular geliyor. Zaten mantık soruları da bunlarla ilgili geliyor. Piramit nedir, ne değil arkadaşlar işlemedim. Küçük bir başlıktı. Onları düzgün dört yüzlü falan fistan onları işlemedim. Özellikle DGS'de beklemiyorum. Ha, kesin gelmez demiyorum arkadaşlar ama beklemiyorum. Bence bunlara çalışmanız yeterli. Bence. Sevgili arkadaşlar, katı cisimler konu anlatımını bitirdik. Gerçekten arkadaşlar çok fazla yoğun bir şekilde çalıştığım için bu videoları biraz çekerken yorulmuş şeklinde beni görüyorsunuz. İdare edeceğiz. Gerçekten bu videolar fazla izlenmediği halde çekiyorum arkadaşlar. Sizlere en kaliteli bilgileri veriyorum. Yani en doğru şekilde anlatıyorum. Bir sonraki videoda sorular da çözeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.